Selamlar, selamlar ve tekrardan selamlar. Ben Deniz, Alpha Games ekranlarına ve aylık vlog bölüm 10'una hepiniz hoş geldiniz. 10 aydır valla başardım. Yani 10 aydır aksatmadan aylık vlog koymayı başardım. Ben biliyorsunuz çok fazla vlog çekmeyi sevmiyorum. Ama kanalın genel durumu, gelecekte yapmayı düşündüklerim, sizlerin görüşleri, fikirleri açısından büyümekte olduğum bir kanal için faydalı olduğunu düşünüyorum. Güzel geri dönüşler de aldığım için 10 aydır da her ay 10 dakika, 15 dakika aylık vloglar koymaya çalışıyorum. Önce hemen söyleyeyim. Montör üstünde pervanem çalışıyor. Biraz tıkır 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 ses gelebilir. Sesli çalışıyor çünkü. Değiştireceğim. Bir en kısa zamanda bir çarşıya çıkabilirsem, böyle istediğim taraflara gidebilirsem çarşıda değiştireceğim. Çünkü buralarda bulmak biraz zor oluyor. Daha doğrusu kaliteli ve biraz büyük bir şey arıyorum. Bakalım bulabilecek miyim? USB'li pervane. Tavsiyeleriniz varsa buradan söyleyin. Şimdi arkadaşlar, aylık vlog 10. Önce biraz muhabbet edeceğiz. Kafamdakileri söyleyeceğim sizlere. Yaz planları ile ilgili sizin yorumlarınızı, görüşlerinizi bekleyeceğim. Sonrasında da yine geçen vlogta başlattığımız uygulamayla soru cevap şeklinde sorularınıza cevap vererekten çok uzun tutmadan bu aylık vlogu tamamlayacağım. Hemen hızlıca başlayalım. Siz de bu pervane sesinden falan kurtarayım. Öncelikle yaz aylarına girdik. Dün hafta sonu üniversite sınavları vardı. Umarım hepinizin sınavı iyi geçmiştir. Umarım büyükten kurtulmuşsunuzdur. Kafanız rahattır ve başarılı geçmiştir inşallah. Her şey inşallah gönlünüzce olur yani. Bilirim o stresiniz ne kadar zor olduğunu, ne kadar sinir bozucu olduğunu. Umarım herkes istediği notu istediği şekilde alır. Zaten çalışırsanız bir sıkıntı olmuyor ama bazen çalışsanız da o işlerin olmadığını ben de biliyorum tabii hepiniz gibi. Neyse atlattınız. Umarım dediğim gibi iyi geçmişte daha fazla uzatmaya gerek yok. Skyrim canlı yayınlarımız devam ediyor. Bu haftadan itibaren, şu ilk haftadan sonra canlı yayında çeşitliliğimiz artacak. Şu an sadece Skyrim ama NBA 2K yayınları gelecek. İşte diğer oynamak istediğim oyunlar, bunların yayınları gelecek. Online oyunlar oynayacağız. FRP'ler, RP'ler, RPG'ler, online oyunlar falan hepsini bir yerlere sıkıştırmaya çalışacağım. Öncelikle bu hafta içi misafirlerim var. Şu an evde yoklar. Kendileri çarşıya çıktı ama misafirlerim var. O yüzden ilk bulduğum fırsatta ben de aylık vlogu aradan çıkartayım dedim. Ardından bir Skyrim çekebilirsem çekeceğim. Ardından da NBA MyGM çekip bugün içerisinde bu 3 videoyu da bakalım yetiştirmeye çalışacağım. Gece geç saatlere de kalabilir ama elimden geldiğince hızlı bir şekilde çekeceğim. O yüzden bu hafta biraz yoğunum. Videolarda aksama olabilir. Haberiniz olsun. Zaten bunu canlı yayına gelenler falan biliyorlardır. Bilmeyenler de bu aylık vlog ile öğrenmiş oluyor. Şimdi geçen sene bir uygulama başlatmıştık. Yaz oyun kampı diye günde 8 saat 4 oyun hikayeli oyunların ön planda olduğu bir hafta kadar süren bol bol oyun oynadığımız sadece hikayeli oyunların olduğu bir oyun kampı gibi. Hani böyle yazın işte kamplara gidersiniz bir hafta, 1,5 hafta böyle izcilik kampıdır falandır filandır o tarz şeyler olur ya. Ben onlara hiç gidememiştim. Maddi imkansızlıklar falan hep içimde kalmıştı ama ona benzer böyle yani içimde kaldığı için bir yaz oyun kampı şeklinde bir şeyler yapmak istedim. Biraz onun havasında olsun diye. İşte ona özel müziklerdir, onunla özel işte overlay'ler falan filan, takipçi sesleri, abone sesleri, bağış sesleri hep öyle ona özel olur. Yine o şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyiz? Ama hangi oyunları oynayacağım konusunda bir fikrim yok. Sizlere bir danışmak istedim. Aklınızdaki oyunları yazarsanız sevinirim. Yeni eski olması önemli değil ama hikayeli oyun olursa sevinirim. Geçen yaz oyun kampında Assassin's Creed Rogue oynamıştık. Sniper Elite 3 oynamıştık. Far Cry 4 oynamıştık. Skyrim RP'sine bir yandan devam etmiştik. Bunun gibi birkaç oyun daha oynamıştık diye hatırlıyorum. Sizlerin yorumlarını, görüşlerini bekliyorum. Hangi seriyi canlı yayınlarda hikaye tabanlı oynamamı istersiniz? Mesela Assassin's Creed Origins düşünüyorum. Tekrardan canlı yayınlar özel bir seri açıp bir yandan kanaldaki devam ederken bir yandan da Assassin's Creed Origins'in hikayesini canlı yayınlarda tekrardan oynamak istiyorum Türkçe olarak ki yeni oyun çıkana kadar da hazırlık olsun. Yeni oyunu alacağım büyük ihtimal çünkü Spartalı teması var. Spartalıları da severim. Savaşçı karakterleri o tarz yani o tarihi severim. Kanala serisini çeker miyim? 1-2 bölüm atmayı düşünüyorum ama bilmiyorum ya çekmeyebilirim. Çünkü bir Assassin oyunu değil. Öncelikle Assassin's Creed oyunu değil. Yani ismini çıkarsak başka bir şey
koysak işte Spartan Creed falan koysak yani öyle bir şey de olabilir. Hiç Assassin's Creed'le alakası olmayan bir oyun ama bakalım çıksın göreceğiz. Belki de çok iyi çıkar. Bununla ilgili sizlerin de yorumlarını, görüşlerini bekliyorum. Bu ay öyle çok fazla konuşacak bir şey yok. Zaten çok dolu dolu bir ay geçirdiğim için valla aklıma pek bir şey de gelmiyor. O yüzden sorularınızı da devam ederim. Yine sorularınızı bekliyorum her zamanki gibi. Şöyle ben de bir yandan bir açayım. Bakalım ne sorular gelmiş. Barkod diyeceğim artık. İsimli arkadaşımızdan ikinci kez kanalda Witcher serisini bitirecek misin? Birden ya da ikiden başlayarak üçüncü oyuna kadar demiş. Abi çektik zaten. Aynı oyunu 20 kere çekmeye gerek yok. Ama canlı yayınlarda bir Witcher oynamayı tekrardan istiyorum. Özellikle Witcher 3'ü bir de diğer tercihleriyle canlı yayında oynamayı düşünüyorum. O da uzun bir seri olacaktır büyük ihtimal. Aklımda onlar var yani. Canlı yayınlarda oynamak var ama kanal için tekrardan bir Witcher serisi tabii ki doğal olarak düşünmüyorum. Birinci oyun artık oynanmaz arkadaşlar. Yani üçüncü oyunu gördükten sonra birinci oyun sadece hikayesi zaten iyi. Geri kalan ciddi sıkıntıları var. Özellikle dövüş mekaniklerinde falan. Şimdi üçü falan oynamışken bile dönmek biraz işkence olur. O yüzden dediğim gibi canlı yayınlarda 2 ya da 3 olabilir. Hatta 3 kesin olacak diyebilirim. Tamamladıktan sonra Blood and Wine'la tamamen kanalda finalini yaptıktan sonra canlı yayınlarda Witcher 3'ü Art New Game olarak oynamak çok istiyorum. Bakalım. Yusuf Özyurt soru sormamış ama neden bu kadar az izlendiğimiz, neden bir anda patlayamadığımız, neden büyüyemediğimizle ilgili bir açıklama yapmış kendince. Katıldığım yerler var, katılmadığım yerler de var. Neden az olduğunu kendimce yorumlayayım demiş. Birçok detaylı oynuyorsun. Yani şimdi Türkiye'de bir oyun şu an 200 serinin üzerine çıkmış durumda. Herkesin o oyunu alacak bütçesi yok. Her oyun çıktığı gibi korsana da düşmüyor. Alıp oynayabilecek vakti yok. Ben de her şeyini görün diye normalde diğer kanallar bir seriyi 20 bölümde bitirirken ben 20 bölümde daha yarısına bile gelmemiş oluyorum. Neden? Çünkü yan görevlerinden tutun da toplanabilirleri her şeyine kadar sizlere göstermeye çalışıyorum. Çünkü bence oyun dediğiniz öyle öğrenmeli. Onlar oraya boşuna koymadılar. Ha, çok tekrar eden şeylerse tabii ki de onları bölüm dışında yapmak mantıklı bir kere gösterdikten sonra. Ama şimdi Assassin's Creed mesela veya işte Witcher 3, bunlar yan görevleri de zaten ön plana çıkan oyunlar. Yani soru işaretlerine gittiğinizde bile bir şeyle karşılaşıyorsunuz yani. Gerçekten göze hoş gelen ya da işte sizi uğraştıracak zevkli bir şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bunları insanlardan mahrum bırakmak bana tam işini tam doğru yapamamakla aynı şeymiş gibi geliyor. Kendim de öyle oynadığım için nasıl oynuyorsam öyle çekmeye çalışıyorum. Ha, şu bir gerçek. Belli bir yerden sonra ilgi azalmaya başlıyor. Büyük ihtimal diğer kanallardan ya da başka bir yerden izleniyor, canlı yayınlardan falan. Ondan sonra ilgi azalmaya başlıyor. Valla bundan sonra şöyle bir şey düşünüyorum aslında. Yine oyunlara böyle tam çözüm kafasıyla başlayıp ama hiçbir yerde tam çözüm oynadığımı belirtmeyeceğim. Çünkü işte başlıklara tam çözüm falan yazdığım zaman ulan 20 bölümde bitirmişsin. Hani bu tam çözümdü falan denmesin sonradan diye. Başlarda belirteceğim arkadaşlar. Tam çözüm şeklinde oynamaya çalışacağım. İlginiz, alakanız doğrultusunda istediğimiz like sayılarına ulaşırsak tam çözüm şeklinde devam eder. Ulaşmazsak da yapacak bir şey yok abi. Yani boşuna kürek çekmenin de mantığı olmadığını düşünüyorum artık. Onun kafasına geldim. Bu kanalı açarken kendime belirlediğim şartlardan biri kesinlikle hiçbir oyunu yarım bırakmayacağımdı ama şurada 2 senedir bu işle uğraşıyorum ve bazı şeylerin gerçekten farkına varmaya başladım. Böyle olmuyormuş maalesef. Yani bir videonun like veya dislike almaması cidden hani insanı sorguda bırakıyor. Üzülüyor insan. Çünkü bununla başka bu şekilde uğraşan yok. Siz uğraşıyorsunuz ama yine de istediği saygıyı, istediğim ilgiyi görmeyince tabii doğal olarak. Şimdi şöyle bir durum var. Hani böyle konuşuyorum ama mesela bir seriye başlıyoruz. İlk 2-3 bölümü çok güzel like alıyor. Ama öyle devam etmiyor. Ondan sonra ciddi anlamda düşüş başlıyor. Bu Witcher'da bile yani son attığım bölüm ile Blood and Wine'ın ilk bölümüne bakın. Arada 100 like'lık bir fark var. Yani 100 like az bir rakam değil arkadaşlar. Tamam, 100 like'ım şu an üzerine çıkıyorum. İlk bölüm 200 like'lardaydı mesela. Bu azalmanın da sebebini tam olarak anlayamıyorum. Ya unutuyor, unutuluyor herhalde. Çünkü izlenme sayıları hemen hemen eşit ama like'larda %100 bir azalma var. Yani bu şimdi neden like'lardan bahsediyorum? İzlenme sayıları doğruyu söylemeyebilir, doğruyu yansıtmayabilir ama like'lar kesinlikle doğruyu yansıtır. O yüzden benim her zamanki hedefim şu anda 10.000 abonedeyiz.
1000 like, 100 100 izlenme, 1000 like. Yok. 1000 izlenme, 100 like. 100 izlenme, 1000 like ne lan? Oha, bot kanal. Evet, 1000 izlenme, 100 like şeklinde olmasını istiyorum her videonun. Başardıklarımız var, başaramadıklarımız var ama kanala koyduğum işte Skyrim olsun 100 like üzerine çıkıyor. Son bölüm 80 like'ta kaldı abi. Şu videoya like atın, Skyrim'in likes kaldığı bir kanal olabilir mi ya? Benden başka Skyrim çeken mi var kardeşim? Bir Skyrim'i boş bırakmayın. Skyrim'in 100 like üzerine çıksın abi. Witcher zaten çıkıyor. Skyrim'e eğer 100 like'lara geçerse hafta içi bölüm koymayı da düşünüyorum. Ha, haberiniz olsun. Yani Skyrim'ciler boşlamayın abi. Yani like'lara bu kadar takmamın sebebi bu. Doğruyu yansıtmaları. Diğer sorusu, güncel oyunları oynamıyorsun demiş. Çok fazla katılmıyorum arkadaşlar. Her oyunu alacak benim de durumum yok. Bakın, güncel oyunlardan kastınız her oyuna para verecek durum yok, durumum yok. Büyük kanalların çoğu zaten sponsorlu oldukları için PlayStation 4 üzerinden konsol oyundan kendilerine oyun gönderiliyor. Para ödemiyorlar çoğuna. Doğal olarak da her güncel oyunu çekme fırsatları oluyor. Bu da büyük kanal olmalarının avantajı. Yanlış anlaşılmasın yani. İşte onlar oyun geliyor lan bana gelmiyor falan anlamında söylemek istemiyorum. Zaten ben de seçici biriyimdir oyun konusunda. Yani oynayacağım oyuna, para vereceğim oyuna bana hitap etmesi gerekiyor. Ha şimdi bir oyun çıkmış hemen dur alayım oynayayım. Bir oyun çıkmış hemen dur alayım oynayayım şeklinde zaten istesem de yapamam. Ha bedava gelse tabii ki yani beleş sirke baldan tatlıdır. Yani söylemeye gerek yok ama bilgisayara böyle bir durum söz konusu değil. Ben oyunlarımı bilgisayar üzerinden oynuyorum. PlayStation üzerinden oynamıyorum. Doğal olarak da her güncel oyunu çekemiyorum. Ama baktığınız zaman Far Cry, Assassin's Creed, bu sene oynadığımız oyunlar, Dishonored'ı çektik çıktığı gibi ve tam çözüm çektim çıktığı gibi ve herkesten önce bitirdim. Daha bir bitirememiş kanallar var. Yarım bırakmış. Dishonored'dan sonra ya var yani bir sürü oyun var kısacası. Ergenlerin çok sevdiği oyunları oynamıyorsun demiş. Bundan tam olarak ne demek istediğini anlamadım. Yani hangi oyunları seviyormuş ergenler? Ya Minecraft falandan kastınsa oynamam abi. Bana göre değil. Otoboku küfür etmiyorsun demiş. Abi 31 yaşındayım. Ben de küfür ederim. Canlı yayınlarda da ediyorum. Kanaldaki videolarda etmiştim olur. Ama şimdi bir duruma küfür etmek var. Hani anlık bir tepki olarak küfür etmek var ki bu bence normal bir şey. Hani korktuğun zaman ıns falan olmak normal bir şey. Ama her şeye de hani dakika başı da küfür etmek yakışmaz abi yani. Tamam küfür edilir. Küfür edilmez diye bir şey yok. Küfür hayatımızın bir parçası. En komik filmlerin mesela Türk filmlerinin sahnelerinde hep böyle küfrün çok doğru kullanıldığı için güldüğümüz bir sürü Türk filmi var. Kemal Sunal'ın olsun, işte diğer büyük komedyenlerin olsun. Bu hani durum komedisi diyoruz yani duruma göre. O anki şartlara göre küfür etmek o tam yerindedir. O güldürür. Onda bir sıkıntı yok abi. Yayı kazda konuşmuyorsun di demiş. Vallahi nasılsam öyleyim. Şimdi gidip de şive komedisi ya da işte dediğin gibi yani yayık ağızda konuşmak yakışmaz. O yüzden oyun çeşitliliğin az demiş. Ben RPG oyunları çekmeye çalışıyorum. Ben genelde RPG kanalıyım. RPG oyunlarını çekmeye çalışıyorum. Gidip de her oyunu çekmediğimi zaten bir an önce söyledim. Ama bir sponsorum olsa oyun çeşitliliği fazla olur. Yani çekmesem bile bol bol ilk izlenim videosu ya da işte inceleme videoları yapma şansım olur. Partili oyunlar oynamıyorsundan kastım online oyunlar oynamıyorsun. Yine katılmıyorum. Ben bu kanala PUBG'yi de attım. Rainbow Six Siege'i de attım. Hunt Showdown'a başladık. Hunt Showdown'dan size biraz sinirliyim. Hani işte Crytek oyunu abi çek izleriz dediniz. İzledim. Çektik. Canlı yayından çok güzel maçlar koyduk ki arkadaşlar o oyunda güzel böyle PvP'nin döndüğü bir maç tutturmak çok zor. Yani her an ölme şansınız var. O kadar böyle aksiyonun iç içe olduğu böyle bir maç yakalamak çok zor. Her zaman çıkmıyor yani. Yani PUBG'de direkt inip ölmekle aynı şey hemen hemen. O konuda da katılmıyorum. Partili oyunlarda çekiyorum. Dauntless attık mesela. Bunları daha çok canlı yayınlarda oynuyorum arkadaşlar. Canlı yayınlara gelirsiniz zaten bunları izleme şansınız olur. Zaten en sona da not olarak bunları yap ya da yapma bir şey kastetmiyorum demiş. Ya ben seni anladım. Ben seni anladım. Katıldığım yerlerde var. Bu arada oha kulakları varmış diyenler de var. Yani kolsuzu duydum da kulaksız ilk defa duyuyorum. Neyse. Geç abi diğer soruya. Baycun Oya'nın bir sorusu var. Ben bunu aslında cevaplamıştım canlı yayınlarda. Kendisi sanırım o canlı yayındaydı. Video oyunlarına nasıl başladın? Abi herkes gibi yani Mario'yla işte tabancayla kovboy öldürme, ördek vurma,
Atari oyunlarındaki Tekkenler, Mortal Kombat'lar bunlarla başladık. Yani öyle şu beni kesinlikle başlat diye bir şey yok. Yani Tsubasa çok oynardım mesela. Kaptan Tsubasa 2. Oyunlarla başladık yani. Atari ile başladık. Ondan sonrası devamı geldi. Bilgisayara geçtik falan filan. Öyle devam etti yani. İlk, bir sorusu daha varmış. İlk hikayeli oyuna demek istemiş sanırım. Ne zaman başladın? Vallahi ilk hikayeli oynadığım oyun ya Quake'ti ya da Half-Life, ikisinden biri hiç hatırlamıyorum. 98 ya da 99 olması lazım. Ya Quake'in ilk oyunuydu, ikinci oyunuydu galiba. Tam hatırlamıyorum. Quake 3 müydü, Quake 2 miydi? Ya da Half-Life'ın oyunuydu. İlk oynadığım hikayeli oyun. Tabi bilgisayarda bahsediyorum. Povasi Gaming bir soru sormuş. Anladığım kadarıyla günlük hayatında koşturma içerisinde peki vlog çeksen nasıl olur demiş. Vlogları sevilerek izliyorum. Onları görsek falan diye düşündüm. Alpha Games Family demiş. Ya vlog işi bana göre değil arkadaşlar ya. Vlog'da daha böyle hareketli işte ne bileyim hani oyun kanalı konseptinde olduğum için vlog işine çok fazla girmiyorum. Ancak işte aylık vlog çekiyorum. Aylık bir şey çekiyorum yani vlog da demiyorum ben buna. Böyle soru cevap şeklinde biraz böyle içimi derdimi anlatabileceğim bir şey çekmeye çalışıyorum. O da işte böyle bir şey oluyor. Çok vlog kafasında biri değilim yani ne bileyim insanların içinde kamerayı açıp da böyle işte şimdi şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz şeklinde konuşamam herhalde ne bileyim denemek lazım aslında. Denemek lazım. Cumhuriyet Parkı'nı merak etmiş. Belki özel bir şeyler yapabilirim bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Beni This Place. Mount & Blade Bannerlord çıktığında oynayacak mısın demiş. Oynayacağım abi kesinlikle oynayacağım. Teşekkür ederim tekrardan sorun için. Bir soru daha varmış. Onu da hemen hızlı cevaplayacağım. NBA'yi nereden oynuyorum? Pistten oynuyorum NBA'yi. Onu da hemen söyleyeyim. Aradan çıkartayım. Evet. Başka böyle cevaplamadığım soru kalmadı gibi. Hemen hemen diğerleri buna benzer sorulardı. Rise of Tomb Raider devam edecek. Şöyle bir tekrar hızlı hızlı bir bakıyorum. Evet arkadaşlar çok da fazla uzun tutmayayım. Yine sorularınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Yaz oyun kampı ile ilgili alakalı da düşüncelerinizi bekliyorum. Çok da fazla video uzatmak istemiyorum. Çünkü pervane sesinin tıkır 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 kafanızı, beyninizi yediğinizi biliyorum. Beynini yediğinizi biliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki aylık vlogta görüşmek üzere inşallah. 11. aylık vlogumuz olacak. 12. yani 1. senemizde de belki özel bir şeyler yapmaya çalışırız. Dediğim gibi her zaman gibi yorumlarınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Discord adresimiz yenilendi. Artık daha aktifiz. Oradan da bana ulaşabilir. Sorular sorabilirsiniz. Steam ekleyebilirsiniz. Steam grubumuza mutlaka katılın. Duyuru videoları koyuyorum. Özellikle canlı yayınları kaçırmamız açısından. Canlı yayın linklerimiz aşağıda. Bana ulaşabileceğiniz birçok yer var. Özellikle canlı yayınlarda daha rahat ulaşabilirsiniz. Çünkü direkt canlıyım yani. Canlı. Heyecanlı. Kendinize bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.